Sevgili takipçilerim, sizler için şimdi omacın bir değişiğini yapacağım, gevrek yapacağım. Böyle yufkamız var. Benim yufkalarım dondurucudaydı, çıkarttım. Bu şekilde parçalıyorum. Büyük büyük olacak bunlar da. Tekrar da böyle yapıyorum. Bu kadar bu kadar. Bunu kızgın yağda kızartacağım. Bunu Yozgat'ta biz çok yaparız. Yozgat'ta yufka da çok olur. Köylerde yapıldığı için bizim oralarda. Çocuklar çok da güzel sever. Burada gevreğimi yapacağım. Burada çayımı demledim. Güzel bir pazar kahvaltısı hafta sonu için. Çok güzel bir kahvaltı menüsü. Umarım beğenirsiniz. Yağımız burada ısınıyor. Isınsın, kızgın yağı atacağım. Şimdi yağımız ısındı. Bu şekilde. Böyle kızgın yağı da kızartacağım. Benim yemeğim de vardı. Anne yufka var mı dedi oğlum. O da bunu istedi var deyince hemen dondurucudan çıkarttım. Yaptım. Yoksa da hemen gidip alacaktım. Çünkü isteyince de dayanamıyorsun çocuklara. Çalışıyor çünkü. O yüzden de ben de şey yapamadım. Hemen onun istediğini yapayım dedim. Hemen böyle bunu alırken bu da böyle hazır olsun ki hem yağımız yanmasın hem ekmeğimiz yanmasın. Güzel güzel kızarsın. Bu şekilde son yufkamızı da devretiyorum şimdi. Şimdi nasıl dürüm yapıldığını da göstereceğim size. Şimdi size dürümü yapmayı göstereceğim. Bu şekilde yufkamızı aldık böyle. Bunu güzelce eziyorum. Bizim Yozgatlılar çok iyi bilir bunu. Bence bu kadar yeter ama daha fazla isteyen olursa o da zevkine kalmış bir şey. Biraz da küp peyniri. Bizim orada küp olur. Bazı yerlerde çömlek derler. Bunu da bu şekilde koydun mu tadına doyulmaz. Bunu da böyle kapatıyorsun.
Bu şekilde böyle tutup yersin. İstersen parçalarsın ama parçalanınca dökülür. Bu şekilde güzel olur. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.